Krizi Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Ayşe Morgül bizlerle. Şimdi kendisine sorularımız olacak Sayın Morgül. Ayşe Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Günaydın. Çok teşekkürler. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evrensel Kadın Platformu üyesi gruplar olarak sizler Rize Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı olarak dün Hollanda'nın ırkçı ve faşist tutumunu protesto ettiniz. Öncelikle bununla ilgili neler söylersiniz Sayın Morgül? Arzu Hanım, şöyle, biz sadece Rize Dernekler Federasyonu değil, Trabzon Dernekler Federasyonu, Kayseri, Samsun, Amasya, Sivas, Zonguldak, Artvin, bütün federasyonların kadın kollarıyla birlikte biz, bize yapılan, yani bize derken biz Türk kadını olarak bu hakareti hepimize yapılmış saydık. Ve bakanımıza yapılan bu yanlışı protesto ettik, kınadık ve Hollanda'yı özür dilemeye davet ettik. Kadın olarak, sadece kadın hareketi olarak bunu yaptık. Evet Ayşe Hanım, sizin de dediğiniz gibi tepkilerin asıl demokratik şekilde gösterilmesi bu şekilde oluyor. İnsanlar demokratik tepkisini hiçbir şiddete başvurmadan da gösterebiliyor ki Hollanda'da bir tepki oluşturabilecek bir durum yoktu. Tamamen her şey yasalara uygun bir şekilde bir bakanın kendi konsolosluğunda oradaki soydaşlarla buluşmaya hakkı varken bugün dehşet görüntüler ortaya çıktı ve ne yazık ki bu emri bile verdiklerini öğrendik. Rotterdam Belediye Başkanı çevredeki özellikle polislerine ateş izni verdiğini itiraf etti. Bu yapıyı, bu algıyı nasıl okumak gerekiyor Sayın Morgül? Ben şahsım olarak şunu söylemek istiyorum. Yani benim kendi düşüncem bu. Biz şöyle tabiri caizse ağzımızda kuş tutsak biz Avrupa'yı yaranamayız. Ve zaten son 10 senedir bizim yaranma gibi bir derdimiz de yok. Bizim kalkınmamız, bizim ilerlememiz, bizim güçlenmemiz, bizim İslam ülkesi olmamız, yani biz demokrasiyle yönetiliyoruz, evet biz cumhuriyetiz ama başımızda mütedeyyin bir liderin olması Avrupa'yı çıldırtmış durumda. Hani biz diyoruz ya, içimizde bir seçim var, bir seçim demeyelim ve referanduma gidiyoruz, Avrupa ayağa kalkıyor. Şimdi aslında normale bakılırsa bugün işte İtalya'da, Romanya'da vesaire bir yerde bir referandum olsa bizi ne kadar ilgilendirir? Bizi ilgilendirir mi? Hayır. Ama bugün Avrupa'nın ayağa kalkması, bugün Avrupa'nın bu kadar sert tepkiler göstermesi, antidemokratik, bu kadar insan haklarına aykırı, bu kadar çirkin tepkiler göstermesi, ben şöyle değerlendiriyorum, Haçlı zihniyetinin devamı. Bunun Haçlı zihniyeti ortadan kalkmadı. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Bunu devam ettiriyorlar ve dünyayı kutuplaşmaya yönlendiriyorlar. Yani bir işte kendilerinden olanlar ve kendilerinden olmayanlar olarak ikiye ayırmaya çalışıyorlar. Bu zihniyetle bunlar yapılıyor ve şu var, bize böyle sürekli medeniyet diyen, işte sürekli insan hakları diyen, işte kadın hakkı diyen, o hakkı, bu hakkı, hayvan haklarına kadar bile karışan Avrupa kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman nasıl çirkinleşeceğini hiçbir şekilde kanun, hak, hukuk tanımadıklarını bize açıkça gösterdiler. Bu, yani maskeleri düştü. Evet, sizin de dediğiniz gibi kendi menfaatlerine gelince ne kadar çirkefleşebileceklerini ve neler yapabileceğini görüyoruz. Bir bakıma maskeleri düştü. Aynı zamanda adeta Avrupa şu an 28 Şubat'ı yaşıyor. Aslında 28 Şubat'taki kafa da Avrupa ve Batı'nın kafasıydı. Ama sözde kınamalar vesaire, Türkiye'de istedikleri bir ortam olduğu için sanki
kendi ülkelerinde Müslümanlara özgürlükler tanıyorlarmış gibi gösteriyorlardı. Ve AB'nin sözde en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, işverenlerin çalışanlarına başörtüsü yasağı getirebileceğine dair bir karar aldı. Bu bir silsile halinde görüyoruz ki devam ediyor, devam edecek de. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani şunu söyleyeyim ki, hak ve batıl savaşı kıyamete kadar devam edecek. Başörtüsünü işte Avrupa Birliği çalışanlarından kaldırıyorsa, rahibelerin de başını açsınlar o zaman. Madem başı örtmek suç, o zaman rahibeler de suç işliyor şu anda. Onlar da kamusal alana başörtülü çıkıyorlar. Burada çifte standart, yani Müslümana, sadece Müslümana uygulanan çifte standartı görüyoruz. Bu işte Avrupa'nın aslında görünmeyen yüzünü çok güzel bir şekilde ortaya koyuyorlar. Ha, dünyada buna şu anda tek ses çıkaran, dünya beşten büyüktür diyen sadece bizim Cumhurbaşkanımız. O yüzden yani geri geldiği zaman onlar bütün kanun ve kuralları çiğneyebiliyorlar. En ufak bir şeyde demokrasiden bahsediyorlar. Bize parmak sallayıp işte şöyle demokrasi yapın, böyle yapın diyorlar. Ama kendilerinin gittikleri hiçbir yere demokrasi götürmediklerine de Irak Savaşı'ndan beri biliyoruz. Afganistan'da, Irak'ta, bugün Suriye'de hiçbir şekilde nereye demokrasi götürdüler, nereye özgürlük getirdiler, nereye çağdaşlık getirdiler. Tamamen gittikleri yeri Moğol ordusu gibi harap eden, dağıtan, insan haklarına aykırı işler yapan, ki Irak'ta, Suriye'de tecavüze uğrayan kadınları biliyoruz. Ben Batı'nın hiçbir şekilde yani bu zihniyet dünyadan elini çeksin. Kendi ülkelerine baksınlar. Hani isyanımız bu, belki haykırışımız bu. Evet, yani kesinlikle. Siz bir yere demokrasi getirmeyin lütfen. Herkes kendi halinde yaşasın. Evet, çok doğru. Biz onların demokrasisini istemiyoruz. Bizim zaten köklü bir şey medeniyetimiz var. İslam ülkelerinin zaten medeniyetinden korktukları için bunlar bu şekilde davranıyorlar ve sizin de belirttiğiniz gibi güçlü bir Türkiye istemedikleri için bu tavır içine giriyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Sayın Morgül. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son olarak evet, şunu söyleyebilir miyim? Elbette, buyurun. Siz de hatırlattınız, teşekkür ederim. Gerçekten bize 1400 sene önce bu medeniyet geldi. Bakın, Medine yeni şehir demektir. Efendimiz Medine'ye İslam şehri adını koymadı. Yahudi ve diğer Hristiyan komşularına saygıdan dolayı. Medine'ye Medine yeni şehir adını koydu. Bu medeniyet bizde var. Bizim yasamızda, Kur'an-ı Kerim'de bütün insan hakkı, kadın hakkı, erkek hakkı, hayvan hakkı hepsi var. İşte gerçekten dediğiniz gibi bu medeniyetten korkuyorlar. Bundan korkuyorlar. Bağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Yeniden çok değerli açıklamalardı Sayın Morgül.